Avrupa'nın ki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk çağdaş uygarlık düzeyini hedef göstermiş. Avrupa'yı, Amerika'yı, Rusya'yı oraya buraya göstermemiştir. Ama hani bugünlerde yani Avrupa çok gelişti, işte Amerika çok gelişti, yok bilmem Çin gelişiyor falan diğer dendiğimiz zaman, baktığımız zaman bu ülkelerde bu tip konuların ön plana çıkmadığını görüyoruz. Yani niye şunu söylüyorum? Yani bugün Almanya'da örnek, gelişmiş bir ülke. Protestan var, Katolik var, dinsiz var, o var. Hiç kimse gidip de ya sen protestanlardan mısın, Katoliklerden misin? Bu savaşı 1500 yıllarda yapmışlar zaten. Bitmiş. Gereksiz. Yani bunların konuştuğum, ben şimdi Türk ve Müslüman bir aileden olduğum için yani şu konuştuğumuz konuların o insanlar mesela X, Y, Z şahsı kendi mi seçmiş? İnsan yani, etnik kökenini kendi seçmez. Kendi seçmiyor. Yani mesleğini kendi seçmez. Demiş ki ben burada doğdum, bitti. Ve ondan sonra hele inanç da değişmiyor. Bakın inanç değişikliği dünyada binde bir bile değil. Yani Hristiyanlıktan Müslümanlığa, Müslüman veya işte mezhepler arası böyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde bence kişisel fikrim ve kurucu değer de bunu istiyor aslında. Kurucu değerler önemli. Bu tip etnik, mezhepsel, dinsel, inanç diyelim ne dersiniz deyin. Bunların bence ön plan çıkarılmasını ben farklı düşünüyorum. Yani ses olsun söyleyeyim, yanlış anlamayın. Demokrasi zenginliği değil, dışarıdaki ülkelerin, bizim içimizde bunu çok iyi niyetli olarak söyleyenler olabilir ama mesela bir Almanya, bir Avrupa'daki bir istihbarat teşkilatı bizim içimizdeki bir mezhebi ayrı bir din olarak karşımıza çıkartmaya çalışıyor. Bununla ilgili çalışıyor. Çalışmalar yapıyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor. Peki yarınki kurultayla ilgili. Bulgaristan'da Türk Partisi var. Söylüyorum. Höh diye. Söylüyorum. Türk Partisi. Yarın kurultaydaki şeyi yani bence yani bunu gayet güzel destekliyoruz değil mi? Hani o kazanır bu kazanır diyecek kadar hakim değilim. Şaban Bey bu konuda. Ama şunu söyleyelim. Şimdi beni Hacı Bey'le yayına oturunca Hacı Bey'le şey oluyorum. Etki anına mı giriyorum? Ne oluyor? Benzer şeyler söylüyoruz. Şimdi kurultay öncesi diyor ki aday olanlar, ben CHP'nin kaybetsem bile çok iyi bir neferi olarak sonuna kadar devam edeceğim, ayrılmayacağım diyor. Sonra ya istifa ediyor ya da partiden disiplin kurulu kararıyla atılıyor. 1, 2, 3, 5 geriye doğru gidin. Yani şeylere gitmeyin. Onlar daha farklı bir şey. Demek ki orada böyle bir bu kadar iktidarın şu anda ekonomik, siyasi birçok konusunda üzerine gidebileceği muhalefetin alanı varken muhalefet kendi içinde bir savaş veriyor. Bu da ilginç. Yani bunu da ayrı bir yere koymak lazım. Fakat kurucu değerler dedim. Kurucu değerler şu fabrika değerler, siz dediniz galiba. Yani şimdi siz 6 tane oklu temsil ettiği iddia edeceğim bir parti olacaksınız. Ama ben 6 ok göremiyorum. Bir tane görüyorum veya görmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben yani Özgür Özel veya... Milliyetçilik okunu Zafer Partisi hatırlattı. Yani şimdi milliyetçilik mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi biraz önce söylediğimiz konunun aslında konu o. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milletlerini. Burada var mı bir etniste ırksal? O yüzden mesela sizin bu helalleşme bölümüne de o sizi söylemediniz de CHP helalleşelim. Ya bu ülkede helalleşilecekse ilk önce bu ülke için, vatanını için kendini feda eden 1921'de 19'dan hatta değeri 1000 sene daha git, 5000 sene daha git. Önce hayatını kaybeden insanların bu ülke için boşuna hayatını kaybetmediğinden dolayı günümüzde yaşayan bunların ailelerine bundan helalleşmek lazım. Doğru. Biz niye vatan haini helalleşiyoruz anlamadım ki. Vatanın için kurşun sıkan, vatanı bölmek için düşmanla işbirliği yapan, 50 sene önce de böyle, Seyit de böyle, Seyit Rıza da böyle, benim hiç fark etmez. Vatana ihanet edenin bedeli ne olduğunu biliyoruz. Vatana ihanetin bedeli bellidir. Bunu hiç kimse böyle 50 yıl sonra 100 yıl ya bu insan hakkı yendi makkı yendi diye çıkartmasın. Yani biz şehitlerimiz asker değil sadece polislerimiz var öğretmen. Sırf öğretmenlik yaptığı için şey diyorlar kadın öğretmenlerimiz var bizim ya babasıyla birlikte. Neşe öğretmen. Bunlarla helalleşmeyeceğiz. Gideceğiz vatan haineyle helalleşeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Bir kere baştan fabrika ayarlarına dönülecekse kurucu değerlere dönmesi lazım. Kurucu değerler bellidir. 6 tane oku koymuş işte. İlk başta devletçilik ve inkilapçılık sonradan gelmiş. 1929 ekonomik krizden sonra. Milliyetçilik, halkçılıkla ilk. Yani cumhuriyet, ahlak ve fazilet. Yani cumhuriyetin içinden devletin, benim neslim öyle okudu. Benden önceki külliyen öyle okudu. Biz hiç özel okul falan görmedik. Biz devletimizin okulunda okuduk. Devletimizin imkanlarıyla okuduk. Ondan sonra çıkacağız diyeceğiz ki ya biz helalleşmemiz lazım. Hakkımız yendi bilmem ne olur. Nasıl bir hak yeniyorsa bu. Herkesin altına son moderar bu hak yiyen diyenlerin herkese kritik yerlere oturtturulmuş. X şahsı Etibank'ın mesela bursuyla gitmiş yurt dışında okumuş. Değil mi? Etibank o zaman devletin kurulu. Etibank, Sümerbank, Cumhuriyet kurumlarında onlar. Kurulmuş. Ondan sonra bize
kendi başarısı gibi veya neyse buna fazla girmeyeyim. Şunu söyleyeyim. Kurucu değerler önemli. 6 oksa ben CHP'li falan hiçbir partiyle alakam yok. Ama 6 oksa 6 tane oku okluğunuza taşıyacaksınız. Ben bunun birisini alayım. Diğer ikisini beşini gömeyim. Böylece hiçbir başarıya gidemezsiniz. Gidemediniz de zaten. Gittiğiniz için o diğer 5 tane oku da çıkaracaksınız. Hani eski Kızılderililer var ya savaş baltasını. Onu çıkarırsınız bu millet size oy verir. Yoksa oy mu oy vermez. Net söylüyorum. Bitiriyorum peki. Ama bunları söylemem lazım. Birikti çok önemli. Tabii. Şimdi ben toparlamak toparlıyorum. Zorundayız, toparlıyorum. Bey. Şöyle. Şimdi bu hani 6 partiyle başarı çok iyi gidiyorlardı son dakika falan. Ben ona da inanmıyorum. Yani konuştular. Daha Cumhurbaşkanı adayını belirlememişler. Neyi konuştular? Ben anlamadım ki. Toplanıyoruz, dağılıyor. Hadi İbrahim sofrası o bu falan derken Cumhurbaşkanı açıklandı. Masadan kalkmalı, oturmalı oldu. Demek ki öyle çok fazla da bir böyle koordinasyon. Aylarca ne konuştunuz yani? Yani ben bunu söylerken bak hiç kimseyi şahsiyede falan. Ben bir sonuç üzerinden gidiyorum. Bir sosyal okuma yapıyorum. Yani başarılı olsalardı zaten halk onlara gereken oy verirlerdi. Şimdi bir de bakın son seçim. Bundan başka seçim yok. Muhalefete muhalefet edilmez. Herkesi bunları duymadık mı? Peki sonra ne oldu? Ya 80 bin sandığı biz kontrol altına almamışız. Şimdi bakın günümüze geleceğim. Biz şimdi yarınki kurultayı konuşuyoruz ama ilk seçimde şu anki CHP seçmeni benim dışarıdan gözlediğim. Ya böyle seçime falan gitmesem de olur o kadar gidiyorum sıra bekliyorum inanın havasında. Bakın CHP'nin bir kere bunu da toparlaması lazım. Kim gelirse gelsin o gelsin bu gelsin. Şu anda böyle bir yılgınlık. Seçmenin sandığa gitmeme riski mi var CHP seçmeninin? Böyle bir yılgınlık. Ya gitsek Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa böyle bir yılgınlık var. Şeyi var bakın psikolojisi var bunu görmek lazım. Ya bir de projeler çok önemli. Ben iki tane isim şu an aday. Diğerini hani daha böyle gerideki bir aday gibi görünüyor. Ya ben şunu anlamıyorum. Yani mezhep, etnik, o bu her şey konuşuluyor da. Bütünse belediye seçimleri için de böyle. Projeler ne? Yani dış siyasette, iç siyasette, ekonomide ne yapacaklar? Mesela şöyle bir şey beklerim ben. A, B, C partisinden. Son artık. Tamam. Hı. Şunu beklerim. Ya Türkiye'nin ekonomik durum belli. Ya ben yazılımla ilgili şunları kuracağım, bilmem ne yapacağım ve ihracat, ithal edip büyük bilim insanlarıyla, üniversitelerle beraber hareket ederek bu dengeyi, enerjimiz yok, oyunumuz yok, sağlayacağım. Böyle bir somut proje getiren var mı? İcraat temelli atılımlar değil diyorsunuz bundan. Ya tabii ki yani şimdi mesela inşaat bu şu anda yani mesela inşaat ekonomisiyle gidiyor. Ya yürümüyor işte inşaat ekonomisinde yaptığın şey enflasyonu körüklüyor. Farklı bir yani tez antitez gibi farklı bir proje evet. Ortaya koyan belediye seçimlerinde böyle işte yarın yapacak kurultayı liderler olsa Türkiye farklı bir vizyonda farklı bir hareket tarzıyla gidiyor. İki tane oku var gibi. Özgür Bey. Efendim? İki tane ekonomi odaklı oku var CHP'nin alt okuna. İkisi evet. Ekonomiyle ilişkili. Evet. Biri devletçilik, biri atçılık. Evet. Ne düşünüyor? Ben bilmiyorum adayları.